Türkiye'deki ve dünyadaki bu tarz otoriter iktidarlar hep yargıyı kullanarak otoriterleşmeyi arttırıyorlar. Ve bu nedenle de sürekli olarak hem yargı yapılanmasına müdahale ediyorlar, hem de yargıyı kullanmak için de yeni suç tipleri ihdas ediyorlar. Sürekli toplumsal muhalefeti, siyasi muhalefeti baskı altına alacak yeni yasalar çıkarıyorlar. Yani dolayısıyla burada yargı iktidarın adeta bir sopası haline gelmiş durumda. Tabii ki yeni yeni kavramlar icat ediyorlar. İşte milli yargı gibi yani. Yargının uyguladığı hukuk kuralları evrenseldir. Siz hem NATO şemsiyesi altında olacaksınız, ulusal güvenliğinizi NATO sağlayacak. Hem ekonominizin çok büyük bir kısmını Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yapacaksınız. Yani Avrupa Birliği ile gümrük birliğiniz olacak. Hem Avrupa Konseyi'nin üyesi olacaksınız ve o konseyin tüm sözleşmelerine taraf olacaksınız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini kabul edeceksiniz. Sonra da geleceksiniz, bunları uygulamamak için milli kelimesine sığınacaksınız. Ya yani bence bu kelimelerle oynamamak gerekir. Her ülkenin yargısı millidir ama o ülke yargıları evrensel hukuk normlarını uygulamak zorundadır. Çünkü insan hakları evrenseldir. Toplumun diğer kesimlerini, yani daha çok yine gazetecileri, sivil toplum aktivistlerini, siyasetçileri, uluslararası alanda araştırma yapan kişi ve kurumları doğrudan doğruya etkileyecek, onları cezalandırmasının yolunu açacak bir düzenleme getiriliyor. Aslında bu tarz düzenlemeler otoriter uygulamaları pekiştirmek için çıkarılan düzenlemelerdir. Şimdi bir yasa yaparken yeni bir suç tipi ihdas edeceğiniz zaman bunun bir kere bir ihtiyaçtan doğması gerekiyor. Şimdi toplumumuzun böyle bir ihtiyacı var mı? Yok. Şimdi Türkiye'de de örneğin şimdi siz bu küresel dünyada, bu kadar küreselleşmenin olduğu bir dünyada siz etki ajanlığını ihdas ederek bunu objektif kurallara göre nasıl işleteceksiniz? O nedenle zaten kanun teklifinde Adalet Bakanlığı'nın iznini getirmişler. Yani fakat bu da tamamen subjektif. Niye? Demek ki siyasi iktidar kimi istiyorsa onu yargılanmasının yolunu açacak. Bakın yıllar önce Cumhurbaşkanlığı'na hakaret suçunda ve yine Türklüğe hakaret suçunda Adalet Bakanlığı'nın izni getirildi. Dendi ki işte biz bu izin işini sıkı tutacağız. Dolayısıyla çok nadir vakalar hani yargı önüne çıkacak. Gerekçeler buydu. Ne oldu? Türkiye rekor kırdı. Cumhurbaşkanlığı'na hakarette Adalet Bakanlığı önüne gelen her dosyaya izin veriyor. Rekor kırmış durumda şu anda. Yine Türklüğe hakarette de bakın. Hani Ermeni soykırımı konusunda daha önceden kesinleşmiş onlarca beraat kararı olmasına rağmen tekrar tekrar Adalet Bakanlığı insanların yargılanmasına izin veriyor ve mahkemeler de ceza veriyor. Hani siz kanunu böyle düzenlemiştiniz? Şimdi burada da aynısı olacak. Yine öyle diyecekler. Diyecekler ki işte çok nadir vakalarda işte Adalet Bakanlığı hani izin verirse olacak. Adalet Bakanlığı'nın TCK 301 ve 299'da verdiği izinler bu yetkinin kötüye kullanıldığını gösteriyor zaten. Şimdi etki ajanlığında da aynı şey olacak. Yani Adalet Bakanlığı inanılmaz bir şekilde izin verecek. Çünkü 301 ve 299. madde örnekleri bunu gösteriyor. Siz böyle bir kanunu kendi ceza kanununuza koyarsanız kendi vatandaşlarınızı da yurt dışında zor durumda düşürürsünüz. Kendi kurumlarınızı da aynı şekilde zor duruma düşürürsünüz. Şimdi ben birkaç örnek vereyim. Örneğin TİKA'nın yurt dışında faaliyetleri var değil mi? Şimdi onun muadili bir kuruluş Türkiye'de diyelim ki bir araştırma yapmaya kalksa, objektif yani bilimsel bir araştırma, ajanlık kastetmiyorum kesinlikle. Siz o insanları yargılamaya kalkarsanız ne yaparsınız? Aynı o kişilerin ülkeleri de sizin vatandaşlarınızı yargılamaya başlar. Yani karşılıklılık diye bir şey vardır bak. Yani casusluk suçlarının böyle özellikleri vardır. Şimdi siz kendi ceza yasanıza bu tarz düzenlemeleri koyarsanız kendi vatandaşlarınızın yurt dışında çok zor duruma düşmesini sağlarsınız. Kendi diplomatlarınızı, kendi kamu görevlilerinizi. Yani siz öyle yani siz akıllısınız da onlar akıllı değil mi yani? Şimdi böyle şey mi olur? İkinci yani dolayısıyla burada bir ihtiyaç yok. Onu anlatmak istiyorum. İkincisi bir yasa hukuki belirlilik ilkesine uygun olarak hazırlanmalıdır. Yani siz bir kanun maddesini okuduğunuz zaman bunun ne anlama geldiği net bir şekilde anlaşılmalıdır. Biz buna hukuki belirlilik diyoruz.
Anladığım kadarıyla çeşitli, galiba burada tırnak içinde Sorosçuluğu kastediyorlar. Çeşitli uluslararası kurulan çeşitli organizasyonlar var. Fiili organizasyonlar var. Mesela uluslararası barış girişimleri. Fiilidir bunlar. Ki bu yasada, bu etki ajanlığı maddesinde 399'a ek madde getiriyorlar. Çok ciddi anlamda savaş karşıtı faaliyetler de hedefe konmuştur. Yani bu yasa geliyorsa ben biraz çekindim. Yani biraz korktum açıkçası. Yani bir savaş hazırlığı mı var? Yani daha büyük bir savaş hazırlığı mı var? Oysa savaş halinde casusluk fiilleri zaten düzenlenmiş ceza kanununda. Kaldı ki savaş halinde doğrudan doğruya askeri ceza kanunu devreye giriyor. Demin örnek verdim ya, siz yabancı ülke vatandaşlarını veya yabancı ülkelerin çeşitli kuruluşlarıyla çalışan kendi vatandaşlarınızı bu maddeyi çıkarıp yargılarsanız, sizin de aynı faaliyeti yapan vatandaşlarınız o ülkeler tarafından farklı gerekçelerle yargılanır. Yani bu iktidarın bunu oturup iyi düşünmesi gerekir. Yani Türkiye'deki muhaliflerin yurt dışında bir faaliyeti yok. Ama Türkiye'deki iktidar mensuplarının, yani Cumhur İttifakı bileşenlerinin yurt dışında envai çeşit faaliyetleri var. Öyle değil mi? Yani bu karşılıklılık ilkesine hiç dikkat edilmemiş. Yani öyle çala kale yazılmış bir madde. Şu ana kadar casusluk suçlarıyla ilgili boşluk olduğunu düşündüğümüz hiçbir şey yok. Kaldı ki MİT kanununda 2014'te MİT'e casusluk suçlarında soruşturma yetkisi verildi. Adli kolluk yetkisi verildi daha doğrusu. Şimdi MİT 10 yıldır bu yetkisini zaten kullanıyor. Bu nereden çıktı şimdi? Şayet böyle bir ihtiyaç olsaydı, bu OHAL zamanında böyle bir ihtiyaç ortaya çıkardı, öyle değil mi? Orada bile ortaya çıkmadığına göre demek ki bu şu anki siyasi iktidarın kendi muhaliflerini baskı altına almaya dönük getirdiği yeni bir suç tipi. Burada diğer faaliyetler dediğiniz zaman, şimdi bu faaliyetler nedir? Mesela diyor ki araştırma yapmak. Örneğin herhangi bir ülkenin ülkeyle bağlantılı çeşitli araştırmacılar gelip burada demografik araştırma yapabilir mi? Demografik araştırma, yani mülteci, sığınmacı, göçmenler üzerine araştırmayı bu kanun yasaklayacak. Efendime söyleyeyim, bizim kamu kurum ve kuruluşlarımızla ilgili araştırma. Acaba bilmediğimiz kamu kurum ve kuruluşumuz mu var? Hani devletin şemasında zaten bütçe kanununuza siz o kuruluşların tamamını yazıyorsunuz. Bunlar açık alenidir yani. Veya işte ne bileyim, istihbaratın kuruluşları üzerine araştırma, ki onun zaten ayrı bir suç tipi var zaten. MİT kanununda ayrı cezai hükümler var zaten. Yani gerçekten bir yere koymak pek mümkün değil. Anladığım kadarıyla geniş toplumsal hareketleri önlemeye dönük yasalardır bunlar. Yani seçimler dışında sesinizi çıkartmayın. Seçim zamanı geldiğinde gidin oyunuzu verin. Onun dışında gösteri hakkınızı kullanmayın, ifade özgürlüğü hakkınızı kullanmayın, sesinizi çıkarmayın, evinizde oturun. Çok temel kurallar vardır. Kaldı ki bu tarz düzenlemeler, bakın, Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı. Yani Birleşmiş Milletler İkiz Sözleşmesi'ne aykırı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı, AHİM'in ifade özgürlüğüyle ilgili çok sayıda yerleşmiş kararları var, bunlara aykırı. Yani ben, iktidar gerçekten bu tarz bir düzenlemeye gitmemelidir. Bunu ifade edeyim. Bir başka nokta, şimdi cezanın alt sınırı 3 yıldan başlıyor. Niye 3 yıl? Erteleme kapsamına alınmasın, HAGB uygulanmasın diye. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Hem Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi tutacaksınız. Yani ben siyaseten aslında bu suçu düzenledim diyorsunuz. Hem de ağır ceza veriyorsunuz. Olmaz böyle bir şey. Kendi içinde tutarsız. Yani siz o zaman Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi bir suç tipi düzenliyorsanız bu kadar ağır ceza öngöremezsiniz.